30. Eh anlaşılmayacak bir şey yok diyor basiretli okurum. Artık romanın baş kahramanı Rahmetov oluyor. Romandaki herkesin canını okuduğundan belli bu. Öte yandan Vera Pavlovna Rahmetov'a aşık olacak. Kirsanov da Lopov'un akıbetine uğrayacak. Gene yanıldın basiretli okurum. Bu dediklerinin hiçbiri olmayacak. Rahmetov bütün gece oturup Vera Pavlovna ile konuşacak ve ben sana onların konuşmalarının tek bir sözcüğü bile gizlemeden olduğu gibi aktaracağım. Bu konuşmayı okuduktan sonra sen de göreceksin ki istersem sana bu konuşmaya ilişkin hiçbir şey anlatmayabilirdim. Çünkü yine göreceksin ki bu konuşmanın sana anlattığım hikayeyi etkileyen bir yanı yok. Dolayısıyla da bu konuşmayla hikayemin akışı değişecek değil. Hatta sana peşinden şunu da söyleyebilirim. Rahmetov, Vera Pavlovna ile konuştuktan sonra çekip gidecek ve bir daha da hikayemde hiçbir biçimde yer almayacak. Madem öyle ne diye soktun bu adamı romanına ve böylesine ayrıntılı bir biçimde anlattın diyorsun değil mi? Haydi basiretli okurum. Sen kendin bulmaya çalış bakalım bunun nedenini. Bulamazsan da zararı yok. Rahmet Oğun ve ile konuşmasından sonraki sayfalarda sana ben açıklayacağım bunun nedenini. Rahmet sahneyi terk eder etmez. Bu bölümün sonunda. Her şeyi öğreneceksin. Pekala. O zaman sana bu bölümün sonunda neler anlatacağımı bil bakalım. Üzerinde gevezelik etmeye bayıldığın sanatsallık denen şeyden bir parçacık pay almış olsaydım bunu tahmin etmen hiç zor olmazdı. Ama sende ne gezer böyle şeyler? Hadi sana sorunun neredeyse yanıtı demek olan bir ipucu vereyim. Rahmetov sanatsallığın en temel gereğini yerine getirmek için sokulmuştur bu hikayeye. Evet, yalnızca bunun için. Haydi be vasiretli okur, hiç değilse şimdi bu sorunun yanıtını. Ne olabilir bu en temel gereklilik? Bu gereği yerine getirmek için ne yapmak gerekir? Öyküye katılmayan, öykünün akışına hiçbir etkisi olmayan Rahmetov tipinin burada sana gösterilmesiyle bu gereklilik nasıl yerine getirilmiş oluyor? Haydi bul bakalım. Sanatsallık konusunda senin gibi kafa patlatmayan hanım okurlarımla iddiasız basit okurlarım bunun nedenini biliyorlar. Haydi sen de bil bakalım. Bilgeler bilgesi basiretli okur. Düşünmen için sana zaman da tanıyorum. Satırlar arasına kocaman bir aralık bırakıyorum. Seni ne kadar düşündüğümü, koruyup koladığımı gör. Bu aralıkta dur, soluklan ve düşün. Belki bir şeyler bulabilirsin. Mersalova geldi. Üzüldü. Avutucu şeyler söyledi. Atölyeyle seve seve ilgilenirim ama tabii becerip beceremeyeceğimi bilemem dedi. Yeniden üzüldü. Yeniden avutucu şeyler söyledi. Eşyaların toplanmasına yardım etti. Rahmet o da komşu evinin hizmetçisini fırına gönderdi. Kendisi semaver yakıp çay sofrası kurdu. Hep birlikte çay içtiler. Rahmet o hanımlarla yarım saat kadar oturdu. Bu arada beş fincan çay içti. Kaymak tabağındaki kaymağın yarıdan çoğunu yedi. Bunların dışında inanılmayacak kadar koca bir yığın bisküviyi ve bunlar altlık olması için en başta iki somun ekmeği mideye indirdi. Bunları yiyip içmeye hakkım var çünkü 24 saatimin yarısını buraya feda ediyorum. Kaymaklı çayları, bisküvileri keyifle yedi. Kadınların nasıl ölüp ölüp dirildiklerini, ah of çektiklerini dinledi. Üç kez delilik bu diyerek düşüncesini belirtti. Hanımların ölüp ölüp dirilmeleri değildi delilik olan. Kendini öldürmek delilikti. İnsan ancak iyileştirilmesi olanaksız olan ve kendisine dayanılmaz acılar çektiren bir hastalıktan kurtulmak ya da diyelim çarmıha gerilmek gibi son derece acı verici kaçınılmaz bir ölümden kurtulmak için kendini öldürebilirdi. Düşüncelerini her zaman olduğu gibi birkaç sözcükle ama çok iyi seçilmiş, çok güçlü birkaç sözcükle dile getirdi. Altıncı fincan çayını doldurdu. Kalan kaymağı fincanına boca etti. Kalan bisküvileri topladı. Hanımlar çoktan çay işini bitirmişlerdi. Selam verdi ve bu malzemeyle maddi hazının finalini tek başına yaşamak üzere yeniden çalışma odasına çekildi. Divana uzanıp tam bir sibarit gibi keyif çatacaktı. Divana herkes uzanır. Keyif bunun neresinde demeyin. Onun için divana yan gelip yatmak gerçek bir kapua lüksüydü. Dipnot Deyim, Romalı tarihçi Titius Livius'un anlattığı bir olaydan kaynaklanmaktadır. İsa'dan önce 216 yılında Romalılar karşısında büyük bir zafer kazanan Hannibal'ın askerleri kışı geçirmek için Kapua'ya çekilirler. Burada sürdürdükleri yaşam, dilediğince uyuma, şarap, kadın ve benzeri Hannibal'ın askerlerini hem bedensel hem de ruhsal olarak çökertir. Bu bayram keyfini yaşamaya hakkım var. 12 saatimi. Ne 12'si? Resmen 14 saatimi veriyorum buraya. Maddi hazını yaşayınca manevi hazla yöneldi. Eline apokalipsisi aldı. Midesinden sonra beyni de bayram etmeliydi. Saat 9'da bir polis memuru intihar eden adamın karısına acı haberi bildirmek için geldi. Rahmet o polise ölenin karısının her şeyi bildiğini, kendisiyle konuşmasına gerek olmadığını söyledi. Tatsız bir sahneyi yaşamaktan kurtulduğunu gören polis buna çok sevindi. Sonra maşaller aşel geldi. Rachel çok kaliteli bir kürk dışında, 3-4 ay sonra Vera Pavlovna'nın nasılsa böyle bir kürke ihtiyacı olacaktı. Yenisini almak yerine bunu satması daha iyiydi. Vera Pavlovna da kabul etti bunu. Bütün eşyaya 450 ruble verdi. Gerçekten de eşya daha fazla etmezdi. Mersalova'nın da içinden geçirdiği rakam buydu. Böylece saat onda ticari operasyon sona erdi. Rachel 200 ruble bıraktı. Yanında daha fazla su yoktu. Geri kalan 250 rubleyi 2-3 gün sonra Mersalova ile gönderecekti. Eşyaları topladı ve bir arabaya binip gitti. Mersalova bir saat kadar daha kaldı ama bebeğine emzirme zamanı geldiği için yarın uğurlamaya gara geleceğini söyleyerek o da gitti. Mersalova da gittikten sonra Rahmetov Newton'un apokalipsisini büyük bir özenle kitaplıktaki yerine koydu ve kendisini kabul edip edemeyeceğini sorması için Maşa'yı Vera Pavlovna'ya gönderdi. Evet, Vera Pavlovna kendisini kabul edebilirmiş. Her zamanki acelesizliği ve soğukluğuyla Vera Pavlovna'nın odasına girdi. Vera Pavlovna, şimdi artık size esaslı bir şekilde avutabilirim. Daha önce yapamazdım bunu ama şimdi yapabilirim. Bu ziyaretimin genel sonucunun sizin için yatıştırıcı olacağını söyledikten sonra bilirsiniz ben gereksiz sözler söylemeyi sevmem. Bu bakımdan önce sizi yatıştırmalıyım. Size konuyu belli bir düzen içinde açacağım. Alexander Matyeviç ile görüştüğümü ve her şeyi bildiğimi size daha önce de söylemiştim. Bu doğrudur. Gerçekten de Alexander Matyeviç ile görüştüm ve gerçekten de her şeyi biliyorum. Ama size bildiğim her şeyi yalnızca ondan öğrendiğim türünden bir şey söylemedim. Bunu söyleyemezdim de. Çünkü evet her şeyi biliyorum ama bildiğim her şeyi yalnız ondan değil, bana kadar gelip yanımda iki saat kalan Dimitri Sergeiç'ten de öğrendim. Dimitri Sergeiç'in bana geleceğini önceden biliyordum. Bu bakımdan evde oturup kendisini özellikle bekledim. Geldi ve size o kadar üzen pusulayı yazdıktan sonra bende iki saatten fazla oturdu Aslında benim size gelmemi rica eden de Ne yapmaya hazırlandığını size söyledi ve siz ona engel olmadınız öyle mi? Sizden sakin olmanızı rica etmiştim Çünkü dediğim gibi ziyaretimin genel sonucu sizin için yatıştırıcı olacaktır Evet ona engel olmadım Çünkü kararı sizin de az sonra öğreneceğiniz gibi gayet tutarlıydı Evet ne diyordum? Benim size gelmemi ve bu akşamı sizinle geçirmemi rica eden de oydu sizin çok üzgün olacağınızı bildiği için istedi benden bunu. Aracı olarak özellikle beni seçti. Çünkü beni üzerine aldığı görev kesinlikle yerine getiren, eksiksiz yerine getiren, duygularının ya da kendisine yalvarıp yakaranların etkisinde kalmayan bir insan olarak biliyordu. Çünkü sizin onu yapmayı kafasına koyduğu şeyden caydırmak, iradesini kırmak için yalvarıp yakaracağınızı biliyordu. Ve benim sizin yalvarmalarınızı aldırmadan ricasını yerine getireceğimden emindi. Ben de onun isteğini yerine getiriyorum ve sizi önceden uyarıyorum. Sakın ha hoşgörülü olmamı, hoşunuza gitmeyebilecek şeyleri söylemememi istemeyin benden. Kocanızın benden ricası şuydu sahneyi terk etmek üzere aranızdan ayrılırken. Ah tanrım nasıl yapabildi bunu? Neden engel olmadınız ona? Birincisi sahneyi terk etmek deyimini içinize sindirin. İkincisi de daha bir şey anlayıp dinlemeden beni suçlamaya kalkışmayın. O bu deyimi size yazdığı pusulada da kullanmıştı öyle değil mi? Biz de aynı deyimi kullanacağız. Çünkü doğru seçilmiş ve yerinde kullanılmış bir deyim bu. Vera Pavlovna'nın gözlerinde büyük bir şaşkınlık vardı. Gitgide daha belirgin bir biçimde nedir bu, ne düşünmem gerekiyor benim diye düşünüyordu. Ah Rahmetov, açıklama yapma konusunda beceriksiz gibi görünmekle beraber nasıl da ustalıkla yürütüyordu işi. Tam bir ruh bilimci gibi insanı yavaş yavaş hazırlamayı nasıl da biliyordu. Evet, kendi deyimiyle sahneyi terk etmek üzere aranızdan ayrılırken size vermem için bana bir pusula bıraktı. Vera Pavlovna yerinden sıçradı. Hani nerede? Çabuk verin bana. Bana bu pusulayı vermeden bütün gün nasıl oturabildiniz burada? Oturabildim çünkü bunu gerekli görüyordum. Neden gerekli gördüğümü şimdi anlayacaksınız. Çok haklı ve yerinde nedenlere dayanıyordu bekleyişim. Ama ilkin size sözlerimin en başında kullandığım ziyaretimin genel sonucu sizin için yatıştırıcı olacaktır sözümü açıklayayım sonucun yatıştırıcılığı sözleriyle amaçladığı size böyle bir pusula vermek değildi. İki nedenle değildi. Birincisi pusulayı almanız yatıştırıcı sözcüğünün taşıdığı anlamı hak edecek bir yatışma sağlamayacaktı size. Öyle değil mi? Yatışmak için çok daha fazla şey gerekir. Böylece asıl yatıştırıcı olan benim size pusulayı vermem değil pusulanın içeriğidir. Vera Pavlovna yine yerinden fırladı. Lütfen sakin olun. Aslında size yanıldığınızı da söyleyemiyorum. Sizi pusulanın içeriği konusunda uyardıktan sonra, sonucun yatıştırıcılığı sözleriyle amaçladığım şeyin ikincisini açıklayayım. Sizin için asıl yatıştırıcı olacak şey pusulanın içeriğidir. Ancak pusulada yazanlar öylesine önemli ki onu sizin elinize veremem. Ancak uzaktan gösterebilirim. Pusulayı okuyacaksınız ancak elinize alamayacaksınız. Ne? Yani onu bana vermeyecek misiniz? Evet vermeyeceğim. Bu iş için özellikle benim seçilmemin nedeni de bu zaten. Benim yerimde kim olsa size bu pusulayı verecekti. Oysa kesinlikle elinizde kalmamalı bu pusula. İçeriğinin olağanüstü önemi nedeniyle hiç kimsenin eline geçmemeli. Elinize verirsem onu bana geri vermek istemeyebilirsiniz. Bu bakımdan onu sizden zor kullanarak geri almak gibi bir durumda kalmamak için pusulayı size uzaktan göstereceğim. Yalnız bu iş için de koşulum, yerinizde uslu uslu oturacaksınız. Elleriniz dizlerinizin üzerinde olacak ve kesinlikle kaldırmayacaksınız. Dışarıdan biri bütün bunları görseydi ne kadar duygulu, duyarlı bir insan olursa olsun sahnenin özellikle de tam bir ayna andıran final bölümünün görkemli törenselliğine gülmeden duramazdı. Gülünmeyecek gibi değildi orası doğru. Ama bizler de sarsıcı haberi iletirken Rahmetoğlu'nun insanı buna hazırlamada gösterdiği çabanın onda birini bile göstermeyi başarabilsek sinirlerimiz için ne büyük bir rahatlama sağlamış olurduk. Ama Vera Pavlovna dışarıdan biri değildi ve başkasını güldürebilecek olan bu tören onun için büyük bir acı kaynağıydı. Hele söz dinler bir çocuk gibi çabucak yerine oturup ellerini uslu uslu dizine koyduktan sonra gülünç bir sesle yani kahredici bir sabırsızlıkla söz diye haykırması yok mu dışarıdan biri işte buna gerçekten gülebilirdi. Rahmetoğlu masaya üzerinde 10-12 satır yazı bulunan bir kağıt bıraktı. Vera Pavlovna gözleri kağıda değer değmez bir anda verdiği sözü unuttu yıldırım hızıyla yerinden fırlayıp kağıdı kapmak için elini savurdu ama kağıt artık masanın üzerine değildi. Rahmetoğlu yukarıya ta başının üzerine kaldırdığı elindeydi. Böyle yapacağınızı tahmin etmiştim. Bunun için dikkatli baksaydınız görecektiniz. Kağıdı elimden bırakmamıştım. Bu bakımdan şu anda kağıdı masanın üzerine yeniden bırakırken bir ucundan yine tutmaya devam edeceğim. Kağıdın bir ucu bende olduğuna göre de onu kapmaya çalışmanız boşuna olacak. Vera Pavlovna yeniden yerine oturup ellerini dizlerinin üstüne koydu. rahmet da kağıdı onun okuyabileceği bir biçimde önüne sürdü. Vera Pavlovna büyük bir heyecan içinde... Pusula'yı belki 20 kez okudu. Kağıdı bir ucundan sımsıkı tutan Rahmetov onun koltuğunun hemen yanı başında büyük bir sabırla bekliyordu. Böylece çeyrek saat kadar bir zaman geçti. Sonunda Vera Pavlovna elini yavaşça kaldırdı. Yavaşça çünkü bu kez kağıdı kapmak için değil, gözlerini kapamak için de elini kaldırışı. Ah ne iyi bir insan o. Ne eşi bulunmaz bir insan. Doğrusu ben bu konuda size katılamıyorum. Neden katılamadığımı da şimdi açıklayacağım. Bu açıklamanın artık onun benden istediği şeyle bir ilgisi olmayacak. Ben size yalnızca son görüşmemizde ona da açıkladığım kendi görüşlerimi dile getireceğim. Onun benden isteği yalnızca size bu pusulayı göstermem. Daha sonra da yakmamdı. Evet yeterince gördünüz herhalde. Ne olur biraz daha. Biraz daha. Vera Pavlovna ellerini yine dizlerinin üstüne koydu. Ve Rahmetov da pusulayı yeniden onun önüne sürüp yanı başına sabırla bir 15 dakika daha bekledi. Vera Pavlovna 15 dakika sonra yeniden elleriyle yüzünü kapatıp Ah ne iyi bir insan o, ne işi bulunmaz bir insan diye yineledi. Eh herhalde bu kadarı yeter. Eğer şu anda böylesine heyecanlı olmasaydınız pusulayı çoktan ezberlemiş olacaktınız. Hatta ona öyle uzun baktınız ki harflerinin biçimi bile ömrünüzün sonuna kadar silinmeyecek bir biçimde belleğinize kazınmış olacaktı. Ama insan sizin gibi heyecanlı oldu mu okuduğunu anımsama, ezberleme yasaları işlemiyor ve bellek insanı sürekli aldatıyor. Neyse. Ben bu olasılığı da düşündüm ve pusulanın bir kopyasını çıkardım. Ne zaman isterseniz gelip bende bu kopyayı okuyabilirsiniz. Hatta bir süre sonra bu kopyayı size büsbütün vermem de mümkün olabilir. Evet. Sanırım artık orijinalini yakabiliriz. Böylece de bana yüklenen görev bitmiş oluyor. Ne olur bir kez daha gösterin. Rahmet o pusulayı yeniden uzattı. Vera Pavlovna bu kez metni içer gibi okuyacak yerde gözlerini ikide bir yukarı kaldırıyordu. Besbelli yazıyı ezberlemişti ve tam ezberleyip ezberlemediğini denetliyordu. Birkaç dakika sonra derin derin iç geçirdi ve gözlerini bir daha pusuladan kaldırmadı. Eh artık tamam herhalde. Zaten fazla zamanımız da yok. Saat 12. Ben daha size bu konu üzerine düşüncelerimi açıklamak istiyorum. Çünkü görüşlerimin sizin için yararlı olabileceğini düşünüyorum. Nasıl? Katılıyor musunuz bana? Evet. Vera Pavlovna daha sözünü tamamlamamıştı ki. Mumun alevinde tutulan kağıt yanmaya başladı. Ah ne yapıyorsunuz ben size onun için evet demedim. Biliyorum siz evet demekle yalnızca beni dinlemeyi kabul ettiğinizi söylemek istediniz. Ama bunun böyle olması gerekiyordu ve oldu da. Rahmetov bunları söylerken bir koltuğa oturdu. Kaldık elimizde bir kopyası var. Şimdi Vera Pavlovna. Geçiyorum benim bu konu üzerine olan görüşlerime. Sizden başlayalım. Galiba buradan gidiyorsunuz. Söyler misiniz niçin? Buralarda kalmak bana çok zor gelecekti de onun için. Bana geçmişi hatırlatan bu yerlerde nasıl kalabilirim? Evet anlıyorum. Gerçekten de tatsız bir duygudur bu. Ama söyler misiniz bir başka yere gittiğinizde çok mu rahat olacaksınız? Hayır hiç sanmam. Öte yandan içinizi bir parçacık olsun rahatlatabilmek için yazgılarını size bağlamış olan elli insanı yüzüstü bırakıyorsunuz. Güzel mi bütün bunlar? İyi ama bu rahmet o insana bıkkınlık veren bir resmilikle konuşmaz mıydı? Ne oldu bu adama? Canlı, rahat, serbest, kısa kısa tümcelerle konuşmak da nereden çıktı? Ama ben Mersalova'dan rica ettim. Benim yerime Bırakın boğazları Vera Pavlovna. Mersalova bu iş için yeterli midir? Sizin yerinizi tutabilir mi? Kendisini daha önce denediniz mi? Öyle ha deyince bulunan insanların yerine getirebileceği bir görev değil bu. Sizin yerinizi alacak insanın gerçekten az bulunur bir takım niteliklere sahip olması gerek. Sizin ayrılmanız %90 olasılıkla atölyenin geleceğini mahvedecek bir girişim olacak. Peki sorarım size. Bu iyi bir şey midir? 50 insanın yaşamını kaçınılmaz ve keskin bir tehlikeyle karşı karşıya bırakıyorsunuz. Ve niçin? Bir parçacık rahat edebilmeniz için. Güzel bir şey midir bu? Küçücük bir tedirginlikten kurtulmak için kendinize gösterdiğiniz özene bakın. Başkalarının yazgılarına karşı gösterdiğiniz kayıtsızlığa bakın. Verdiğiniz kararın doğuracağı bu sonuç hoşunuza gidiyor mu? Madem öyle bana neden engel olmadınız? Engel olmaya kalkışsam ben dinlemezdiniz ki. Hem gitseniz bile sizin az sonra döneceğinizi biliyordum. Demek ki işin öyle büyütülecek bir yanı yoktu. Evet, suçlu musunuz?'' Vera Pavlovna biraz şakayla ama daha çok da ciddi bir şekilde hem de nasıl dedi. Her bakımdan suçluyum. Yo yo bu daha suçunuzun yalnızca bir yönü. Her bakımdan ele aldığımızda suçunuz çok daha ağır olacak ama itiraf ettiğiniz için ödüllendirileceksiniz. Düzeltilebilir bir suç olan öteki suçunuzu düzeltmede size yardımcı olacağım. Nasıl? Şimdi daha sakin misiniz Vera Pavlovna? Evet daha sakin sayılırım. Güzel. Şimdi söyleyin bakalım. Bu gece Maşa'nın yardımına gerek duyacak mısınız? Kuşkusuz hayır. Güzel. Madem şimdi daha sakinsiniz. Öyleyse neden Maşacığım sen artık uyuyabilirsin saat 1'e geldi demek aklınıza gelmiyor? Öyle ya kızcağız sabahın köründe kalkıyor. Yoksa bunu da size ben mi hatırlatmalıyım? Neyse gidip Maşa'ya yatabileceğini söyleyeceğim. Ve hazır kalkmışken yeni bir suçunuzu itiraf ettiğiniz için yeni bir itirafta daha bulundunuz öyle değil mi? Sizi bir kez daha ödüllendireceğim ve mutfaktan sizin için akşam yemeği olabilecek bir şeyler bulup getireceğim. Bugün öğle yemeğinizi de yemediğiniz için şu anda epey iştahlı olmalısınız. Ah hem de nasıl, hele siz yemekten söz ettikten sonra. Vera Pavlovna artık gülüyordu. Rahmeto öğle yemeğinden artan soğuk bir şeyler getirdi. Maşa ona peynirin yerinde göstermiş ve bir yerlerden mantar turşusu gibi bir şey çıkarmıştı. Oldukça iştah açıcı bir akşam yemeği olmuştu doğrusu. Rahmeto servisi iki kişilik yaptı. Her şeyi kendi eliyle hazırlıyordu. Nasıl iştahla yiyorum görüyor musunuz Rahmetov? Demek ki yalnızca maşayı değil kendimi de unutmuşum. Bu da herhalde benim maşaya karşı özellikle kötü bir niyetimin olmadığını gösterir. Yok Vera Pavlovna. Ben de sizin acıkmış olabileceğinizi düşünecek incelikte bir insan olduğumdan değil. Öğle yemeğini biraz hafif geçiştirmiştim. Oradan aklıma geldi yemek. Aslında bir başkası için iki öğün olabilirdi belki yediklerim. Ama bilirsiniz öyle azla doyan bir insan değilimdir. İki mujiyin yediğini deviririm bir oturuşta. Ah rahmet o, beni yanlış anlıyorsunuz. Siz benim yalnızca iştahımın meleği olmadınız ki. Neyse, benim asıl merak ettiğim pusula cebinizde olduğu halde nasıl olup da bütün gün hiç ses çıkarmadan oturabildiğiniz. Bana bu kadar uzun bir süre, bu kadar uzun bir süre bu eziyeti nasıl yapabildiniz? Son derece yerinde bir nedenle. Sizin nasıl perişan olduğunuzu herkesin görmesi ve kendi gözleriyle gördükleri, tanık oldukları bu perişanlığı herkese yayması için.'' Kaldı ki doğanın yerini tutabilecek bir şey yoktur ve doğa ona inandırıcı olandır. Şimdi sizin üzüntüden nasıl kar olduğunuza tanıklık edecek üç kişi var elimizde. Maşa, Mersalova ve Raşel. Bunların içinde en önemlisi Mersalova. Çünkü tanıdıklarınız içinde en dikkat eder kişi o. Kendisine buraya gelmesi için Maşa'yı göndermenize nasıl sevindim bilemezsiniz. Ah Rahmetov ne kadar kurnazmışsınız meğer siz. Akşama kadar beklemek doğrusu akıllıca bir buluştu. Ancak bu benim değil Dimitri Sergi için fikriydi. Vera Pavlovna derin bir göğüs geçirdi. Ah ne iyi bir insan o. Yalnız doğrusunu söylemek gerekirse bu kez üzünlü değil bir gönül borcu olarak söylemişti bunu. Durun bakalım Vera Pavlovna. Daha onu teşhir masasına yatırmadık. Evet son sıralarda gerçekten de çok akıllıca davrandı. Düşündüğü yaptığı her şey yerindeydi. Ama biz yine de onun günahlarını bulacağız. Hem de ne günahlar. Hayır Rahmetov. Onun hakkında böyle konuşamazsınız. Susun. Yoksa size çok kırılacağım. Ya, demek bana baş kaldırıyorsunuz. Bunun için cezalandırılacaksınız. Unutmayın, suçlarınızın başındayız daha ve yargılanmanız sürüyor. Pekala, sustum. Nasıl biliyorsanız yargılayın beni. Aferin. Bu boyun eğliğiniz için yine ödüllendirileceksiniz. Herhalde bir şişe şarabınız bulunur. Şimdi içeceğiniz bir kadeh şarap size iyi gelecektir. Evet, nerede şarap? Büfede mi yoksa mutfakta mı? Büfede. Rahmetov büfeden bir şişe salıp alıp açtı. Vera Pavlovna'ya zorla iki kadeh içirdi. İkisi de bir pro yaktı. Şu anda şu güzelim sert beyaz şaraptan iki üç kadeh içmeye öyle canım çekiyor ki. Gerçekten mi Rahmetov? Siz ve şarap. Rahmetov gülümsedi. Evet gerçekten Vera Pavlovna. Şu anda öyle imreniyorum ki size. Ne ilersiniz insanoğlu zayıftır. Siz mi zayıfsınız Rahmetov? Aman tanrım bugünleri de mi görecektik? Doğrusu beni çok şaşırtıyorsunuz. Meğer siz benim sandığım gibi değilmişsiniz. Madem böylesiniz, neden insanlara hep mendebur bir suratla gösteriyorsunuz kendinizi? Oysa bakın şimdi ne kadar tatlı, hoş bir insansınız. Vera Pavlovna, şu anda çok zevkli bir görevi yerine getirdiğime göre niçin neşeli olmayayım? Yalnız unutmayın ki... Bu olağan dışı ayrıksı bir durumdur. Genelde insan çevresinde pek de neşe verici şeylere tanık olmuyorum. Bu durumda mendebur olmamak mümkün mü? Yalnız Vera Pavlovna, gerçi siz beni bugün her zaman olmak istediğim halimle gördünüz ama yine de bunun ikimizin şu anda birbirimize alabildiğince açık olmamızdan kaynaklandığını unutmayın. Ve benim isteyerek mendebur suratlı olmadığımı herkese açıklamayın. Bu aramızda bir giz olarak kalsın. Olur mu? Görevimi yerine getirirken benim de salt görev görmek değil, yaşamdan zevk almak istediğim fark edilmedi mi görevimi daha kolay yerine getirebiliyorum. Zaten artık kimse beni ayartmaya çalışmıyor. Herkes ısrarlarını nasılsa hayır diye karşılayacağımı düşündüğü için bana herhangi bir konuda ısrarı gereksiz zaman kaybı sayıyor. Ama sizin için beni bir başkası olarak değil de yalnızca mendebur suratlı bir insan olarak düşünmek en kolay şey olduğundan gelin ben yine mendebur suratlı olayım ve işlediğiniz ağır suçlardan dolayı siz yargılamaya devam edeyim. Daha neyi yargılayacaksınız? Suçlarım ortaya çıktı. Maşa'ya karşı ilgisizliğim bir, atölyeye karşı ilgisizliğim iki. Her iki suçumu da itiraf ediyorum. Maşa'ya karşı ilgisizliğiniz ağır bir suç değil, kabahattir. Maşa uykusuzluktan kızarıp şişmiş gözlerini bir saat daha avuşturmakla ölmez. Hatta tam tersine, bunu görevini yerine getiriyor olmanın verdiği hazla yapar. Ama atölye konusunda, biliyor musunuz, sizi parçalamak geliyor içimden. Parçalamadınız mı sanki? Öyle değil, Param parça etmek. İler tutar yerinizi bırakmamak istiyorum. Yokluğunuzda mahvolacağını bile bile nasıl terk edebildiniz atölyeyi? Ama bu konuda suçumu itiraf ettim ve pişman olduğumu da söyledim. Hemen atölyeyi yüzüstü bırakmış da değilim. Mersalova benim yerimi alacaktı. Mersalova konusunu daha önce konuştuk. Yerinize onu bırakmanız suçunuzu hafifletmez. Ama siz bu itirafınızla bir başka suçunuzu daha ortaya çıkarmış oldunuz. Rahmeto ol, gitgide değişerek yine o eski sert katı Rahmeto olmaya başlamıştı. Demek Mersalova sizin yerinizi alacak. Kararınız kesin mi? Vera Pavlovna da bu konuşmanın tatsızlıkla biteceğini sezerek deminki şakacı tonundan çok uzak ciddi bir sesle ''Evet'' dedi. İzin verirseniz olayı şöyle bir gözden geçirelim. Buna kim karar verdi? Mersalova ile ikiniz herhalde. Ve ikinizin de aklına acaba şu 50 insan böyle bir değişikliğe razı mı? Yoksa bambaşka bir şey mi isterler? Ya da bu işe bizimkinden daha değişik ve çok daha iyi bir çözüm mü öneriler diye sormak gelmedi. Buna despotluk derler Vera Pavlovna. Gördüğünüz gibi iki suçunuz daha çıktı ortaya. Despotluk ve acımasızlık. Ama üçüncü bir suçunuz daha var ki bu hepsinden daha ağır. Hayatın yeniden kuruluşu ile ilgili sağlam düşüncelerinizin kanıtlanması, şu ya da bu ölçüde hayata geçirilmesi anlamını taşıyan bir kuruluşu siz yıkılma, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyorsunuz. Oysa düşüncelerimizin pratik kanıtları öylesine az ki bu alandaki her örnek korkunç derecede değerli. Düşüncelerimizin hayata uygulanabilirliğinin canlı bir kanıtı olan böyle bir örnek kuruluşu siz düşüncelerimizin uygulanamazlığının İnançlarımızın saçmalığının örneği ve insanlığın mutluluğunu amaçlayan yüce düşüncelerin çürütülmesinin bir aracı haline getiriyorsunuz. Karanlık ve kötülük yanlarına en kutsal inanç ve ilkelerimizi çürütebilmeleri için kendi elinizle kanıtlar sunuyorsunuz. Size artık 50 kişinin hayatıyla mutluluğuyla oynadığınızdan söz ediyor değilim. 50 kişi de neymiş? Hayır, siz bu hareketinizle tüm insanlığa zarar veriyorsunuz. Toplumun ilerlemesi ülküsüne ihanet ediyorsunuz. Bu Vera Pavlovna kilise diliyle söyleyecek olursak kutsal ruha karşı işlenmiş günahtır. İnsanoğlunun işlediği bütün günahlar bağışlanabilir. Bir tek bu bağışlanmaz. Öyle değil mi? Cani Vera Pavlovna. Ama dua edelim ki her şey böylece bitti ve siz günahlarınızı yalnızca hayalinizde işlediniz. Evet, günahlarınızı hayalinizde işlediniz ama yüzünüz, galiba yüzünüz gerçekten kızarıyor.'' Pekala Vera Pavlovna. Size içinizi rahatlatacak şeyler söyleyeceğim. Eğer büyük bir acı içinde olmasaydınız böylesine korkunç suçları hayalinizde de işlemezdiniz. Demek ki bu konuda asıl suçlu sizi böylesine acılara salan insandır. Oysa siz durmadan "Ah o ne iyi bir insan, ne bulunmaz bir insan." diye yineleyip duruyorsunuz. Nasıl? Yani benim acı çekmemden suçlu olan o mu? Ya kim olacaktı? Aslında bütün bunları çok güzel becermiş doğrusu. İyi de öldür hakkını yeme. Ama sorarım size. Gerek var mıydı bütün bunlara? Bu gürültüye? Hayır, hiç gerek yoktu. Evet, aslında bu duyguya kapılmamalıydım. Sevmemeliydim onu. Ama inanın ben çağırmadım bu duyguyu. Hatta bastırmaya, yok etmeye çalıştım. Ya demek bu duyguya kapılmamalıydınız. Asıl suçlu olduğunuz şeyi görmüyorsunuz da hiç suçunuzun olmadığı bir şey için kendinize kızıyorsunuz. Bu duygu içinizde kesinlikle doğacaktı. Çünkü sizin ve Dimitri Sergi için kişilikleriniz ortada. Şimdi olmazsa başka zaman, öyle olmazsa böyle. Bu duygu kesinlikle doğacaktı içinizde. Çünkü burada üzerinde asıl durulacak şey sizin bir başkasını sevmeniz değil. Bu asıl nedenin bir sonucu o kadar. Asıl nedense sizin eski ilişkilerinizden hoşnutsuz olmanız. Bu hoşnutsuzluk nasıl bir biçim olarak gelişebilirdi? Siz ya da o ya da her ikiniz birden gelişmemiş, kaba insanlar olsaydınız bu hoşnutsuzluk çok klasik bir biçim alacaktı. Karı koca geçimsizliği. Yani karşılıklı olarak birbirinizi yiyip duracak, evliliğinizi bir kürek cehennemine çevireceksiniz. Nitekim günümüzde evlilik adına çoğu kez bu cehennemi görüyoruz. Hiç kuşkusuz bu cehennem üçüncü bir kişiye sevgi duyulmasına engel değildir. Ancak işin özü, bütün öteki sonuçları yaratan asıl neden bu cehennem, bu karşılıklı olarak birbirini yiyip bitirmedir. Sizde bu hoşnutsuzluk her ikinizde aklı başında insanlar olduğunuz için böylesi bir biçim alamazdı. Bunun yerine en hafif, en yumuşak, en az kırıcı olan bir biçim aldı ve bir başkasına sevgiye dönüştü. Demek ki üçüncü kişiye duyulan sevginin işin özüyle hiçbir ilgisi bulunmuyordu. İşin özü eski ilişkinin rahatsız bir ilişki olması, bu rahatsızlığın nedeni ise karakterlerin uyuşmamasıdır. Siz ikiniz de iyi insanlarsınız ama siz Vera Pavlovna gelişmeye başlayıp da karakteriniz çocuksu belirsizliğini kaybederek belirgin çizgiler kazanmaya başlayınca sizin ve Sergi için birbirinize fazlaca uymadığınız ortaya çıktı. Burada suçlanacak olan hanginizsiniz? Bakın ben de iyi bir insanım ama söyleyin benimle geçinebilir miydiniz? Derin bir düş kırıklığı ve mutsuzluğa kapılarak herhalde kendinizi asardınız öyle değil mi? Söyleyin kaç gün sonra asardınız kendinizi? Vera Pavlovna gülümseyerek herhalde birkaç günden fazla dayanamazdım dedi. Evet o gerçi benim gibi mendebur değil. Ama yine de birbirine uygun bir çift olamazdınız siz. Peki bunu ilk kimin fark etmesi gerekirdi? Kim yaşça daha büyüktü? Kimin kişiliği daha erken biçimlenmişti? Ve kimin yaşam deneyimi daha çoktu? Onun değil mi? Bütün bunları zamanında fark ederek korkmamanız, üzülmemeniz için sizi hazırlamak durumunda olan o değil miydi? Oysa o bunun ne zaman farkına vardı? sizde üçüncü bir kişiye karşı bir duygu bütünüyle geliştikten sonra ki onun böyle bir şey beklememesi gerekirdi. Hatta ancak duygunuz karşı tarafta aynı duyguyu yarattıktan sonra bütün bunları neden önceden görüp sezmedi? Aptal bir insan mı kendisi? Hayır Vera Pavlovna, sizinle ilişkilerinde yeterli dikkat ve özeni göstermediğinden kaynaklandı bütün bunlar. Oysa siz tutturmuşsunuz, o çok iyi bir insan, beni çok seviyor.'' Rahmeto artık coşmuştu. Büyük bir heyecanla konuşuyordu. Ama Vera Pavlovna onun sözünü keserek ''Sizi dinleyemem Rahmeto'' dedi. ''Benim sonsuzcasına bağlılık duyduğum bir insana böylesine saldırmanıza göz yumamam.'' Vera Pavlovna da sertleşmişti. Sesinden, tavrından büyük bir hoşnutsuzluk okunuyordu. ''Hayır Vera Pavlovna, söylediklerim sizin dinlememeniz gereken şeyler olsaydı bunları size hiç söylemezdim. Benim bütün bunları bugün fark ettiğimi mi sanıyorsunuz yoksa siz?'' Size bunları daha önce söylememiş olduğuma bakarak ancak bugün söyleyebildiğimi mi düşünüyorsunuz? Hayır Vera Pavlovna. Bilirsiniz ki ben birisine bir şey söylemek istedim mi hiçbir güç ona bunu söylememe engel olamaz. Demek ki istesem ben size bunları daha önce de söyleyebilirdim ama söylemedim, sustum. Şimdi söylediğime göre demek ki şimdi söylemem gerekiyor. Ben hiçbir şeyi zamanından önce söylemem. Size bakmak içimi parçaladığı halde biliyorsunuz Pusulayı tam 9 saat cebimde tuttum ve size göstermedim. Susmam gerekiyordu, sustum. Dolayısıyla şimdi size söylemeye başladığım şeyler de hemen şimdi aklıma gelivermiş şeyler değil. Ben Dimitri Sergi için size karşı tavırları ve genel olarak sizin ilişkiniz üzerine ne zamandır düşünüp duruyorum. Ancak bunları konuşmanın zamanı şimdi geldi ve biz de şimdi konuşuyoruz. Vera Pavlovna son derece ateşli bir şekilde ''Hayır, sizi dinlemek istemiyorum.'' diye bağırdı. Sizden susmanızı rica ediyorum Rahmetov. Lütfen gidin buradan. Benim için bütün akşamınızı feda etmenizden dolayı size gönül borcu duyuyorum. Ama lütfen gidin buradan. Israrlı mısınız bu isteğinizde? Evet. Pekala Vera Pavlovna. Gidiyorum. Gidiyorum mu? Demek benden bu kadar kolay kurtulabileceğinizi sandınız ha? Eninde sonunda bana bunları diyeceğinizi tahmin ettiğim için önlemimi aldım. Şu yaktığımız pusulayı o kendiliğinden yazmıştı. Ama bunu ben rica ettim kendisinden yazmasını. Üstelik öteki gibi bir belgenin teli taşımadığı için bu pusulayı size bırakabilirim. Buyurun. Rahmet Hoca evinden bir kağıt çıkarıp Vera Pavlovna'ya verdi. 11 Temmuz, gece saat 2. Canım dostum, Meroçkan Rahmet Hoca'nın sana söyleyeceklerini dinle. Sana ne söyleyecek bilmiyorum. Benim kendisinden sana bir şeyler söylemesi için bir ricam olmadı. Kendisi de sana ne söyleyeceği konusunda bana en ufak bir şey söylemedi. Ancak şunu çok iyi biliyorum. Rahmet o ne söylüyorsa söylenmesi gerekli bir şeydir. O gereksiz hiçbir şey söylemez. Senin Dimitri Serge için. Vera Pavlovna'nın pusulayı kaç kez öptüğünü Tanrı bilir. Neden daha önce vermediniz bu pusulayı bana? O zaman sizde ona ait başka bir şeyler de vardır. Hayır başka hiçbir şey yok. Çünkü hiçbir şey gerekli değil. Neden daha önce vermediğime gelince, daha önce vermem gerekmiyordu. Şimdi gerekti. Şimdi verdim. Aman Tanrım, daha önce vermesi gerekmiyormuş. Ayrılmamızdan sonra ondan birkaç satır okuma zevkini çok görmemeliydiniz bana. Evet doğru. Bunun için olabilirdi. Ama bu da o kadar önemli bir şey değil, diyen Rahmetov gülümsedi. Rahmetov, siz benim sabrımı taşırmaya yemin etmişsiniz galiba. Desenize şu aramızda yeni bir kavgaya neden olacak. Rahmeto yeniden gülümsedi. O zaman onu sizden zorla geri alayım ve yakayım. Biliyorsunuz bizim gibi insanlar için kutsal hiçbir şeyin olmadığını söylüyorlar. Biz her tür zorbalığı yapabilir, insan boğazlayabilirmişiz. Evet artık devam edebilir miyim? İkisinin de heyecanı geçmiş gibiydi. Vera Pavlov'un pusulayı aldığı için rahmet o da o pusulayı öperken onun yanında sessizce birkaç dakika beklediği için. Evet siz dinlemek zorundayım. Rahmet o sakin bir sesle başladı konuşmaya. Fark etmesi gereken şeyi fark etmedi. Bunun da sonucu kötü oldu. Hoş fark etmiş olsaydı onu yine bağışlayamazdık. Aranızdaki ilişkinin özünü, ki bu öz karakterlerinizden kaynaklanıyordu, kavrayamadı diyelim. Ama yine de ne olur ne olmaz deyip sizi böyle bir sonuca hazırlayabilirdi. Hiç istenmeyen, hiç beklenmeyen ama yine de ortaya çıkabilecek olan bir rastlantıya karşı hazırlıklı olabilirdi. Öyle ya, gelecek için kim kime güvence verebilir? Ne çok sürprizlerle doldur gelecek. Hayatta her şey olabilir gerçeğini herhalde olabiliyordu. Sizi kafanızın içi böylesine karma karışık bir halde nasıl bırakabildi? Öylesine bir karma karışıklık ki olanlar olduğu zaman siz tümüyle hazırlıksızdınız. Bu yüzden de gafil avlandınız. Bütün bunların olabileceğini önceden görememesi sizi hiç mi hiç umursamadığını gösterir. Ve tabii siz böyle bir şeyi kendi yönünüzden kırıcı bulabilirsiniz. Ancak etraflıca düşündüğümüzde bunun hiç de önemli bir şey olmadığını görürsünüz. İyi ya da kötü diye nitelenebilecek bir şey bile değildir bu öylesine bir şeydir. Ne olur ne olmaz deyip sizi her olasılığa karşı hazırlamamış olmasının bütünüyle kötü bir duygudan kaynaklandığına kuşku yok. Elbette bilinçsizce bir davranıştı bu. Ama insanın doğası da ancak bilinçsizce yapılan davranışlarla kendisine ele veriyor. Sizi bunu hazırlamak onun çıkarlarına aykırıydı. Çünkü bu durumda sizin onun çıkarlarına aykırı olan direnme duygunuzu zayıflatmış olacaktı. İçinizde doğan duygu öylesine güçlüydü ki siz büyük bir dirençle buna karşı koymanıza karşın başarılı olamadınız. Ama bu duygunun böylesine güçlü bir duygu olarak gelişmesi de rastlantıdan başka bir şey değildi. Bu duyguyu size, onu hak etmiş olmakla birlikte böylesine bir duyguya daha az layık olan bir insan takin etmiş olsaydı, sizin duygunuz da daha zayıf olacaktı. Her tür karşı koyuşun yararsız olduğu böylesi güçlü duygular için bir tek şey söylenebilir. Bunlar olağanüstü durumlardır. Ama öyle duygular da vardır ki, eğer bir insanda direnme duygusu büsbütün yok olmamışsa, bunların kolayca üstesinden gelebilir ve bu tür duyguların ortaya çıkma olasılığı öbürlerine göre çok daha yüksektir. O da işte bu yüksek olasılığı düşünerek sizin direnme duygunuzu zayıflatmak istememiştir. Sizin hazırlıksız yakalanmanıza ve böylesine büyük acılar çekmenize neden olurken onu yönlendiren motifler bunlardı işte. Nasıl beğendiniz mi? Bu söyledikleriniz doğru değil Rahmetov. O benden hiçbir düşüncesini gizlemezdi. Onun ne gibi inançları olduğunu siz de ben de çok iyi biliyoruz. Elbette Vera Pavlovna. Bunun tersini hiç kimse ileri süremez. Sizde kendi inançlarına uygun inançların gelişmesine engel olmak için asıl düşüncelerinizi gizleyerek başka bir takım düşünceleri benimsemiş görünmek onun yapabileceği bir şey değildir. Çünkü bu düpedüz şerefsizliktir. Siz böyle bir insanı asla sevmezdiniz. Rica ederim. Ben hiç onun için kötü insandır dedim mi? Nasıl diyebilirim ki zaten? O çok çok iyi bir insandır. İstediğiniz kadar övebilirim onu size. Benim söylemek istediğim yalnızca şu. O size ancak her şey olup bittikten sonra doğru davranmaya başladı. Daha önceki davranışları ise kötüydü. Siz neden böyle sınacı çektiniz? Onun dediğine bakılırsa ki buna da gerek yok çünkü sizin haliniz apaçık ortada onu üzmemek için. Bunun onu üzeceği gibi bir düşünceye nereden kapıldınız kuzum siz? Çıkarıp atın kafanızdan bu saçma düşünceyi. Ne üzülmesiymiş? Nereden çıkarıyorsunuz böyle aptalca şeyleri siz? Başkasını seviyorsunuz diye o sizi kıskanacak, üzülecek. Nedir bütün bunlar? Kıskançlık gibi bir duyguyu inkar mı ediyorsunuz Rahmetov? Gelişmiş bir insanda olmaması gereken bir duygudur kıskançlık. Çarpık ve iğrenç bir duygudur. Kıskançlık, giymeleri için çamaşırımı, sigara içmeleri için ağızlığımı kimseye vermediğim bir eşya düzenini yansıtır. İnsana bana ait bir eşyaymış gibi bakışı yansıtır. Ama kıskançlığı tanımamanın sonuçları korkunçtur Rahmetov. Bu duyguya sahip olan bir insan için evet ama içinde böyle bir duygu ama içinde böyle bir duygu olmayan insan için ortada korkunç olabilecek, hatta ne korkuncu, önemli sayılabilecek bir şey yoktur. Sınırsız bir ahlaksızlığın propagandasını yapar gibisiniz. Onunla dört yıllık evliliğiniz üzerine bunları söylüyorsunuz he? işte bunun da suçlusu odur. Söyler misiniz bana, siz günde kaç kez öğle yemeği yiyorsunuz? Bir, değil mi? Eğer günde iki kez öğle yemeği yiyor olsaydınız, buna herhangi biri itiraz edebilir miydi? Herhalde hayır. Madem öyle neden iki kez öyle yemeği yemiyorsunuz? Birilerini üzmekten mi korkuyorsunuz yoksa? Bes belli değil. İkinci bir öğle yemeğine gerek duymuyorsunuz. Canınız istemiyor. Oysa yemek yemek güzel bir şeydir. Ama ne oluyor? Hem mantığınız hem de daha önemlisi mideniz bir yemeğin güzel üst üste yenen iki yemeğin rahatsızlık verici bir şey olduğunu söylüyor. Ama diyelim düşlem sahibi bir insansınız ya da korkunç bir obursunuz. Birilerini üzme tedirginliği sizi iki kez yemek yemekten alıkoyar mıydı? Hayır. Birisi buna üzülecek olsa ya da bunu size yasaklayacak olsa siz yalnızca yemeğinizi gizli gizli yiyecektiniz. Elinize ne geçerse iyi kötü demeden atıştıracaktınız. Çabuk çabuk ve telaşla yediğiniz için ellerinizi kirletecek, kimse görmesin diye ceplerinizi doldurduğunuz için üstünüzü başınızı berbat edecektiniz. Hepsi bu. Burada sorun ahlaka uygunluk ya da ahlaksızlık değil bir işi hırsızlama yapmanın güzel olup olmadığıdır. Kıskançlığın saygıya ve acımaya değer bir duygu olması, ah eğer böyle bir şey yaparsam onu çok üzmüş olurum düşüncesi hangi insanı yapacağı şeyi yapmaktan alıkoyar? Kimi boş yere acı çekeceği bir mücadelenin içine sokar, ancak bir avuç en soylu insanı. Ama zaten onların da ahlaksızca bir şey yapmaları mümkün değildir ki. Öyleyse, kıskançlık dediğiniz saçmalık bir avuç insan dışında hiç kimseyi durduramayacak, olsa olsa onları dolan başlı yollara, aldatmacaya, kurnazlığa edecektir. Ve onlar asıl böylece kötü insan olacaklardır. Olay bu kadar basit işte. Yoksa siz bunları bilmiyor muydunuz? Biz de onunla olaya hep böyle bakardık. Herhalde pek böyle değildi sizin bakışınız. Ya da konuşuyordunuz, birbirinizin ağzından bu sözleri duyuyordunuz ama birbirinize inanmıyordunuz. Evet, hiç kuşkusuz inanmıyordunuz. Çünkü başka bir sürü konuda bir yığın şey duyuyordunuz. Ya da belki bu konuda yine bu sözleri duyuyordunuz ama bunlar bambaşka bir havada söylenmiş oluyordu. Böyle olması hiç bunca zamandır acı çeker miydiniz? Bari ortada dişe dokunur bir neden olsa. İncir çekirdeğini doldurmayacak bir şey yüzünden ne büyük bir gürültü kopardınız. Üçünüz birden ama en çok da siz Vera Pavlovna. Ne çok acı çektiniz. Oysa laf aramızda üçünüz tıpkı bir yıl önce olduğu gibi bir arada yaşamaya devam edebilirdiniz. Üçünüz bir evde oturabilir ya da duruma göre buna benzer başka bir çözüm bulabilirdiniz. Böylece de kavgasız gürültüsüz bir yaşam sürer, çaylarınızı huzur içinde içip operalarınızı huzur içinde gidebilirdiniz. Gereği var mıydı böylesine acı çekmenin? Bu dünya yıkılmış da altında kalmışçasına kahrolmaların. Odur bütün bunların da nedeni. Daha doğrusu onun olaylar patlak vermezden önceki tutumu. Kafanızda böyle bir şey yaparsam o kahrolur gibi bir düşüncenin sürekli olarak kalması için sizi böyle bir gelişmeye karşı özellikle hazırlıksız bıraktı. Oysa hiç kimse kahrolmazdı. Hiç kimseye bir şey olmazdı. Gereksiz yere ne çok acı çektirdi size? Hayır Rahmetov, korkunç şeyler söylüyorsunuz siz. Gene korkunç şeyler. Bana göre gereksiz yere acı çekmek ve beş para etmez bir saçmayı felaket haline getirmektir asıl korkunç olan. Yani size göre bizim bu olay aptalca bir melodram mıydı? Evet tümüyle gereksiz bir melodram artı gereksiz bir trajedi. Basit bir konuşmayla sakince halledilebilecek bir konunun böylesine canhıraş bir melodrama dönüşmesinin suçlusu da Dimitri Sergeiç'tir. Hem sizi hem de kendini hazırlayarak bu melodramı önlemediği olup bitenlerin ne bir fincan fazla çay içmeye ne de çayını içmeden yarıda bırakmaya değmeyecek kadar saçma şeyler olduğunu size anlatmadığı için suçludur Dimitri Sergeiç ve onun sonraki dürüst davranışı bu ağır suçunu çok zor bağışlatabiliyor. Ama neyse oldukça pahalıya mal oldu bu ona. Şimdi iki kadeh daha heres için ve hemen yatıp uyuyun. Ziyaretimin son amacı da gerçekleşmiş oldu. Şu anda saat 3. Eğer uyandırmazlarsa geç saatlere kadar uyuyabilirsiniz. Ben Başa'ya sizi 10.30'dan önce uyandırmamasını söyledim. Yarın sabah çay içmeye bile zaman bulabileceğinizi sanmam. Kalkar kalkmaz hemen istasyonun yolunu tutmalısınız. Eğer eşyalarınızın hepsini toparlamaya zamanınız yetmezse bir ara döner alırsınız ya da arkanızdan gönderirler. Ne diyorsunuz? Siz mi gelip alacaksınız yoksa Aleksandr Matyevich mi size getirsin?'' Şimdi Maşa ile birlikte kalan eşyayı toplasanız diyeceğim ama sizin tümüyle sakinleşmiş olduğunuzu fark edebileceği için doğru olmaz. Ama topu topu yarım saat sürecek bir eşya toplama telaşı içinde nereden fark edecek sizin ne durumda olduğunuzu? Mersolova olsa durum değişirdi. Ben yarın sabah erkenden kendisine uğrar, sizin çok geç yattığınızı, onun için buraya gelip sizi uyandırmamasını, doğruca istasyona gitmesini söylerim. Meğer ne çok düşünüyormuşsunuz beni. Sakın böyle davranmamı isteyenin de Dimitri Sergeç olduğunu sanmayın. Kendiliğimden yapıyorum bunları. Yalnız olup bitenlere engel olmayışı yüzünden ona çok kızmama, ama ki inanın size söylediklerimden çok daha ağırını söyledim kendisine ve bu gereksiz acıların ortaya çıkışında tümüyle onu suçlu bulmama karşın sonraki tutumu için kendisini alkışlıyorum. 31. Basiretli okurla söyleşi ve kendisinin romandan kovulması. Söyle ey basiretli okur. Şu anda bu kitaptan çıkıp giden ve bir daha da dönmeyecek olan ova bu hikayede neden yer verildi? Onun olaylara katılmayan bir tip olduğunu sana daha önce söylemiştim. Atma atma diyor basiretli okur sözümü keserek. Rahmetova buz gibi olaylara katılan bir tip. Öyle olması şu ünlü pusulayı o mu? Ben de onun sözünü kesiyorum. Aman efendi hazretleri, üzerinde gevezelik etmeye bayıldığınız estetik konusunda hiç iyi olmadığınız anlaşılıyor. Eğer böyleyse o zaman Maşa da romanın tiplerinden biri oluyor. Öyle ya, hani kitabın en başında Vera Pavlovna'yı dehşete düşüren bir pusula vardı. İşte o pusulayı da Maşa getirmişti. Sonra Raşel. O da romanın tiplerinden biri. Çünkü Vera Pavlovna'ya eşyalarına karşılık para veriyor. O bu parayı vermezse Vera Pavlovna'nın bir yere gidebilmesi olanaksız. Sonra profesör ne? Vera Pavlovna'yı Bayan B'ye mürebbi olarak salık verdiğine göre o da romanın tiplerinden biri. Çünkü o bunu yapmasaydı Konogvardeski bulvarındaki dönüş sahnesi olmayacaktı. Belki Konogvardeski bulvarı da romanın tiplerinden biridir. Çünkü bu bulvar olmasa Vera Pavlovna ile Lopov'un bu bulvar üzerinde buluşmaları ve yine bu bulvardan geri dönüşleri de olmayacaktı. Hele Gorohovaya sokağı. Romanın en ünlü tipi bu sokak galiba. Neden dersen Gorohovaya sokağı olmasa onun üzerindeki evler ve bu arada Storeşnikovların evleri de olmazdı. Storeşnikovların evleri olmayınca bu evi yöneten bir kahya, kahya olmayınca kahyanın kızı, kahyanın kızı olmayınca da bizim bütün bu hikayemiz olmazdı. Yine de senin dediğin doğru olsun. Konogvardeski bulvarı, Maşa, Raşel, Gorohova'ya sokağı bunların hepsi romanın tipleri olsunlar. Ama bunlar için koskoca kitap boyunca 3-4 sözcük ya söylemişiz ya söylememişiz. Bir de şu ova ayrılan sayfalara bak. Tamam şimdi anladım diyor basiretli okur. Rahmetov, Vera Pavlovna ile Lopov'u yargılamak için sokulmuş hikayeye. Vera Pavlovna ile o konuşmayı yapması için. ''Hayır efendi, senin hiçbir şey anladığın yok. Söylediğinin tam tersidir durum. Başkaları üzerine düşüncelerini söylemesi için hiç hikayeye özel bir insan sokulur mu? Senin o çok büyük yazarların böylesi gereklilikler için hikayelerine durmadan bir takım insanlar sokup çıkarıyor olabilirler. Ama ben onlardan çok daha küçük bir yazar olmama karşın, sanatsallığın koşullarını onlardan daha iyi anlıyorum.'' ''Hayır muhterem, bu dediğin şey için Rahmetova hiç gerek yoktu.'' ''Lupo, Vera Pavlovna, Kirsanov.'' Bunların üçü de davranışları ve yapıp ettikleri şeyler üzerine düşüncelerini kaç kez açıkladılar kitap boyunca görmedin mi? Bunlar aptal insanlar değil ki neyin iyi neyin kötü olduğunu bilmesinler ve iyiyle kötüyü ayırt edebilmeleri için kendilerine bir suflör gereksin. Yoksa sen Vera Pavlov'la aradan biraz zaman geçtikten sonra atölyesini yüzüstü bırakmasının doğru olmadığını anlamayacak ve bu yüzden kendisini tıpkı Rahmetov'un kınadığı gibi kınamayacak mıydı sanıyorsun? Veya Lopov, Vera Pavlovna'ya karşı tavırlarının tıpkı Rahmetov'un karısına söylediği biçimde olduğunu anlamıyor muydu? Anlıyordu azizim, anlıyordu. Çünkü aklı başında olan dürüst insanlar eksikliklerinin yanlışlarının neler olduğunu çok iyi anlarlar. Neden dersen dürüsttürler de ondan. Yoksa bunu da mı bilmiyordun? Dürüst insanların neler düşündükleri, neleri bilip anladıkları konusunda da çok zayıfmışsın anlaşılan. Baksana bunlardan da öte bir şey söyleyeyim. Sen yoksa Rahmetov'un Vera Pavlovna ile konuşmasında Lopov'dan bağımsız hareket ettiğini mi sanıyorsun? Hayır efendim, hayır. Rahmetov o konuşmada Lopov'un aracısıydı. Bunu Vera Pavlovna ile konuşurken kendisi de çok iyi biliyordu. Vera Pavlovna'ya gelince, o da bir iki gün sonra anladı bunu. Aslında o kadar heyecanlı olmasaydı daha Rahmetov ağzını açtığı anda da anlayabilirdi. İşin aslı işte böyleydi. Ama tabii sen anlamadın. Öyle değil mi? Kuşkusuz Lopov ikinci pusulasına doğru söylüyordu. Yani ne o Rahmetov'a ne de Rahmetova'na ona Vera Pavlovna ile yapılacak konuşmanın içeriği konusunda bir şey söylemişti. Ama Lopov Rahmetov'u çok iyi tanıyor ve onun hangi durumda neler söyleyeceğini çok iyi biliyordu. Çünkü dürüst insanlar birbirlerini hiçbir şey konuşmadan da anlarlar. Lopov, Rahmetov'un Vera Pavlovnaya söylediklerini daha o konuşma yapılmadan önce neredeyse noktası noktasına yazabilirdi. Böylesine iyi tanıyordu Rahmetov'u ve onu aracı seçmesinin nedeni buydu. Yoksa sana psikolojinin gizlerini biraz daha mı açayım? Bak şimdi. Lopov Kendisinin kendisi hakkındaki düşüncelerini Rahmetov'un da çok iyi bildiğini biliyordu. Yalnız Rahmetov'un mu? Mersalov'un da, Mersalov'un karısının da, adalarda güreş tuttuğu şu subayın da. Bunların hepsinin onun kendi hakkındaki düşüncelerini bildiğini biliyordu. Vera Pavlovna da kimseden bir şey duymadığı halde bunları birkaç gün sonra kendiliğinden anlayacaktı. Evet, kendisine karşı duyduğu sonsuz gönül borcunun hummasından kurtulur kurtulmaz Vera Pavlovna da anlayacaktı bunu. Dolayısıyla da Rahmetov'u aracı olarak göndermekle hiçbir şey kaybetmiş olmuyorum diye düşünüyordu Lopo. Evet Rahmetov bana sövecek ama nasılsa Veroşka da bir süre sonra kendiliğinden aynı şeyleri düşünmeyecek mi? Bir şey kaybetmediğim gibi tam tersine Veroçka'nın saygısını kazanıyorum. Çünkü rahmet Rahmetov'u benim için neler söyleyeceğini bile bile gönderdiğimi anlayacak ve bunu şöyle yorumlayacak. Canım benim ne kadar ince düşünceli bir insan. İlk günlerin heyecanıyla kendisine duyduğum sonsuz gönül borcunun ağır yükü altına ezileceğimi bildiği için kafamda bu ağır yükü hafifletecek düşüncelerin bir an önce doğmasına çalıştı. Evet onu yerden yere çaldığı için Rahmetov'a kızıyordum. Ama öte yandan da daha o sırada bile Rahmet sözlerinin özünde doğru olduğunu anlıyordum. Düşüne düşüne ben de herhalde aynı sonuca ulaşırdım. Ama bu zaman alırdı. Ve ben geçen bu süre içinde zaten yatışmış olacağım için ulaştığım bu düşüncelerin fazla önemi olmazdı. Ama bunların bana ilk günden söylenmesi beni en azından bu düşüncelere kendiliğimden ulaşacağım süre boyunca acı çekmekten kurtardı. Evet önemli olan ilk gündü. Bu düşüncelerin benim için yararlı olması onları ilk gün öğrenmeme bağlıydı. İşte Lopuo böyle ince bir düzen kurmuş, Rahmetov da ola ola onun aracı olmuştu. Görüyor musun Aziz Efendim? Basiretli okurum benim. Bu soylu insanlar meğer ne kurnaz ne bencil atıklarmış. Yalnız bunu kendi kurnazlığınla ve bencilliğinle karıştırma. Onlar mutluluğu senin aradığın yerlerden bambaşka yerlerde arıyorlar. Onlar için en büyük mutluluk sevdikleri, saygı duydukları insanların kendileri için ne ince düşünceli, ne mert insan demelerindedir. Sen nasıl bir takım amaçların için binbir kurnazlık düşünüyorsan, onlar da kendi amaçları için türlü zahmetlere girer, çeşitli kurnazlıklara başvururlar. Yalnız senin amaçlarınla onların amaçları birbirinden farklıdır. Dolayısıyla da amaçlarınıza ulaşmak için başvurduğunuz kurnazlıkların sonuçları farklı olur. Sen başkalarına zarar verecek çirkefçe bir şeyler tezgahlarsın, onlar başkalarına yarar sağlayacak dürüst planlar kurarlar. Bana bak diye atılıyor basiretli okur. Sen fazla ileri gitmeye başladın. Resmen hakaret ediyorsun bana. Ayağını denk almazsan seni mahkemeye verir. Kafanda ne fitne fesat şeyler olduğunu dünya aleme açıklarım. Aman efendimiz ne olur acıyın bana diyorum ben de basiretliye. Ben kim size hakaret etmek kim? Aklınıza duyduğum saygıyı kişiliğinize de duyan bir insan olarak size nasıl hakaret edebilirmişim? Ben yalnızca sizin pek sevdiğiniz bir konu olan sanatsallık üzerine bir iki şey söylemek istedim o kadar. Rahmetov'un yalnızca Vera Pavlovna ile Lopov'u yargılamak için kitaba sokulduğunu sanmakla yanıldınız. Ben onu söylüyorum. Böyle bir şey için Rahmetov'a hiç gerek yoktu. Rahmetov'un onlar için söylediklerinde benim sana doğrudan doğruya Lopov'un kendi hakkındaki düşüncesi olarak açıklamayacağım bir şey yoktu ki. Öte yandan Vera Pavlovna da Rahmetoğlu olmadan da bir süre sonra hem kendisi hem de Lupov konusunda nasılsa bu düşüncelere ulaşacaktı. Şimdi, ey benim basiretli okurum, canım efendim, sana bir soru. Rahmetoğlu ve Vera Pavlovna arasında geçen konuşmayı buraya almamın amacı ne? Ben sana Lupov'la Vera Pavlovna'nın düşüncelerini değil, Rahmetov'un Vera Pavlovna ile konuşmasını veriyorsam, sana yalnızca bu konuşmanın özünü ve içerdiği düşünceyi değil, özellikle konuşmanın kendisini vermek istiyorum demektir. Öyle değil mi? Bunu anlayabilir misin? Peki benim bu konuşma üzerinde bu kadar ısrarlı durmamın nedeni ne öyleyse? Neden ille de vermek istiyorum ben bu konuşmayı? İstersen ben söyleyeyim. Bu konuşma Rahmetov'la Vera Pavlovna arasında geçiyor doğrusu. Vallahi pes. Anlatılanı anlama bakımından da sıfırsın azizim. Kavrayışın da sıfır. Ya şöyle düşünsene. İki insan karşılıklı konuşuyor. Bu konuşma şu ya da bu ölçüde bu insanların kişiliklerini ortaya çıkarır. Öyle değil mi? Nasıl? İşin nereye varacağını anlamaya başladın mı? Bu konuşma olana kadar Vera Pavlovna'nın kişiliği üzerine epeyce fikir edinmiştin. Yani bu konuşmadan Vera Pavlovna'ya ilişkin bir şey öğrenecek halin yoktu. Onun ateşli bir insan olduğunu da, şakacılığını da, kaymağın iyisini, çayın demlisini sevdiğini de, hatta bir iki kade heresi hayır demediğini de biliyordun. Demek ki bu konuşma Vera Pavlovna'nın kişiliğini tanıtmak için konulmamış kitaba. Öyleyse kimin için konulmuş olabilir? Şimdi soru şöyle, İki kişi konuşuyor. Vera Pavlovna ve Rahmetov. Konuşma Vera Pavlovna'nın kişiliği yönden bizi ilgilendirmiyor. Öyleyse kimin kişiliği yönünden ilgilendirebilir? Rahmet oğun diye bağırıyor basiretli okur. Aslanım benim. Gel senin alnından bir öpeyim. Görüyorsun değil mi? Daha önce düşündüğünün tam tersi çıktı. Yani rahmet o konuşma için değil, konuşma rahmet o için alınmış kitaba. Bu konuşmayla sen rahmet daha yakından tanıyabilirsin diye. Yalnızca bunun için. Bu konuşmadan gördün ki Rahmeto gerçi içki içmeyen bir insandır ama yine de heresten bir iki kadeh içmeyi canı çekiyor. Sonra asık yüz mendebur surat onun sürekli hali değil. Hoş bir işle uğraşırken üzücü düşüncelerini, yüreğini dağlayan derin acıyı unutup konuşkan olabiliyor, şakalar yapabiliyor ve ne diyor? O kadar az ki böyle güler yüzlü olabildiğim ve buna öyle üzülüyorum ki sürekli olarak mendebur bir suratla dolaşmaktan ben de hiç hoşlanmıyorum. Ama ortam öyle bir ortam ki güzellik ve iyilik uğruna benim gibi yüreğinde ateşli bir sevgi taşıyanlar zorunlu olarak suratları bir karış olmak zorunda kalıyorlar. Yoksa ben bütün gün gülmek, şarkı söylemek, dans etmek isterdim. Anladın mı şimdi sevgili okurum? Sana rahmet olun nasıl bir insan olduğunu doğrudan doğruya anlatmak için pek çok sayfa yazılmış olduğu halde bir o kadar sayfada sana yine aynı insanı tanımak için yazılmış bulunuyor. Onu iyice tanıman için, yalnız ve yalnız bunun için. Üstelik bu insan romanın kahramanlarından biri olmadığı halde bu yapılıyor. Hadi o zaman söyle bakalım bana Rahmetov bu romana niçin alındı? Ve niçin bu kadar ayrıntılı olarak anlatıldı? Hatırlarsan sana daha önce sanatsallığın başlıca gereğini yerine getirmek için demiştim. Düşün bakalım neyin nesidir şu sanatsallığın başlıca gereği ve Rahmetov denilen bir insanı getirip şu kitabın içine koymakla bu gerek nasıl yerine getirilmiş oluyor? Bulabildin mi? Nereden bulacaksın? Sen kim böyle şeyler kim değil mi? Öyleyse dinle. Ya da hayır dinleme. Nasılsa yine bir şey anlamayacaksın. Hem seninle değil okurlarımla konuşacağım ve konuşmam ciddi olacak. Sanatsallığın ilk gereği şudur. Bir betimleme yapılırken okurun betimlenen şeyi gerçek biçimi nasılsa öylece gözünün önüne getirebilmesi sağlanmalıdır. Örneğin ben bir ev betimlemesi yapıyorsam okurum benim anlattığım şeyi ne samanlık ne de saray olarak canlandırmalı gözünde. Ben neyi anlatıyorsam tam onu düşünmeli. Ya da eğer sıradan bir insan anlatıyorsam okurum bunu ne cüce ne de dev olarak düşünmeli. Ben kitabımda yeni kuşağın her gün yüzlerce örneğine rastladığım dürüst ve sıradan insanlarını göstermek istedim. Bunlardan üçünü aldım. Vera Pavlovna, Lopov ve Kirsanov. Bunların üçü de benim gözümde sıradan insanlardır. Onlar kendi gözlerinde de sıradan insanlardır. Ve onlar bütün tanıdıklarının gözlerinde de sıradan insanlardır. Ben onları anlatırken şu dediğimden daha başka bir anlamda yorumlanabilecek herhangi bir şey söyledim mi? Evet ben onlardan sevgiyle saygıyla söz ettim. Ama her dürüst aklı başında insan sevgiye saygıya layıktır. Bununla birlikte hiç onların önünde dal kavukluk ettin mi? Yazdığım şu kadar sayfanın içinde ben onlar gibi soylu, onlar gibi yüce, onlar gibi güzel insan görmedim. Onlardan daha mükemmel bir insan bulunabileceğine asla inanamam. Onlar ideal insanlardır anlamına gelebilecek küçücük de olsa bir satır, bir söz, bir anıştırma var mı? Onlar benim kafamda nasıl salar, kitabımda da öyle yer aldılar. Yani yeni kuşağın sıradan insanları olarak. Olağanüstü herhangi bir şey yapıyor olarak gösterdin mi kendilerini? Hayır. Onlar yalnızca alçaklık yapmıyorlar. Korkmuyorlar. İnandıkları sıradan ve dürüstçe şeyler var ve bunlar uğruna çalışıp çabalıyorlar. Hepsi bu. Kahramanlık neresinde bunun? Ben sıradan bir takım insanlar göstermek istedim ve umarım bunu başardım da. Romanımdaki bu sıradan insan tiplerini gerçek yaşamda tanımış olan okurlarım kitabın daha ilk sayfalarından başlayarak bunların ideal olmak şurada dursun kendi tiplerinin ortalama düzeyini geçmeyen insanlar olduklarını herhalde hemen görmüşlerdir. Bu okurlarım yine bilirler ki gerçek yaşamda tanıdıkları bu tipten insanlar benim romanımda anlattığım olaylara benzer nice olaylar yaşamışlardır ve bu olaylar karşısında benim kişilerimin davranışlarından daha kötü davranışlarda bulunmamışlardır. Diyelim ki gerçek yaşamdaki bu sıradan ve dürüst insanlar benim romanımda anlattığım olaylara benzer olaylar yaşamamışlardır. Olabilir. Çünkü bütün evli çiftlerin birbirlerinden ayrılmaları için herhangi bir zorunluk olmadığı gibi ayrılmanın boş bir şey olması gibi bir durum da yoktur. Öte yandan her dürüst ve aklı başında kadın kocasının arkadaşına aşık olmadığı gibi her namuslu ve ciddi erkek de arkadaşının karısına duyduğu aşkla hem de koca 3 yıl mücadele edip durmaz. Köprü ortasında beynine kurşun sıkmak ya da Basiretli okurun düşüncesine göre V otelinden habersizce ayrılıp kim bilir nerelere kaybolmak ise bunların içinde herhalde en az rastlanan olaydır. Ama her dürüst insan benim roman kahramanlarımın karşılaştıklarına benzer olaylarla karşılaştığında tıpkı onlar gibi hareket eder ve böyle hareket ettiği için de kendini kesinlikle bir kahraman gibi görmez. Dürüst insanlar böylesi olaylara karşı hazırlıklıdır ve benim anlattıklarımdan çok daha zorlu nice olayda çok daha alkışlanacak davranışlar göstermişlerdir. Ama onlar bu davranışları gösterdikleri için kendilerini olağanüstü ve şaşılası insanlar olarak görmezler. Kendileri için olsa olsa eh bayağı zararsız hatta dürüst bir insan sayılırım diye düşünürler. Bu insanların kendileri gibi olan tanıdıkları da kendileri gibi tabii çünkü onlar başka türlü insanlarla düşüp kalkmazlar. Onlar hakkında aynı şeyleri düşünürler. Eh derler, zararsız, dürüst bir insandır. Onun ayaklarına kapanmak, onu göklere çıkarmak asla düşünemeyecekleri şeylerdir. Bunun yerine onlar, biz de onun gibiyiz derler. Bu açıklamayla yeni kuşaktan her dürüst aklı başında insanın benim bu üç roman kahramanımda sıradan dostlarını tanımalarını sağladığımı umarım. Ama öykümün başından beri Vera Pavlovna, Lopov ve Kirsanov için evet biz bu insanları tanıyoruz. Onlar da bizim gibi sıradan iyi insanlar diyen okurlarım henüz azınlığı oluşturuyorlar büyük çoğunluksa bu sıradan tipten çok aşağı düzeydedir. Ömründe tek gözlü damdan başka bir şey görmemiş bir insan sıradan bir ev resmine baktığında gördüğü evi saray sanacaktır. Bu insana evin saray değil de ev olarak görünmesi için ne yapmalı? Yapılacak şey şu. Aynı resimde büyük bir sarayın küçük bir köşesini de göstermeli. O zaman bu köşeye bakar ve sarayın çok daha değişik boyutlarda bir yapı olduğunu, başka bir deyişle bunun aslında büyük bir ev olduğunu anlar ve herkes böyle evlerde yaşasın ne güzel olur diye düşünür. Eğer Rahmetov göstermeseydim okurlarımın çoğu hikayemdeki baş kahramanlar konusunda şaşıracaktı. Şu son bölüme gelene kadar Vera Pavlovna, Kirsanov ve Lopov'un okurlarımın çoğuna gerçek hayatta yer alamayacak kadar üstün yaratılışlı, hatta idealize edilmiş kişiler olarak göründüklerine bahse girerim. Hayır dostlarım, benim şirret kötü yürekli zavallı dostlarım. Durum hiç de size göründüğü gibi değil. Onlar yücelerde durmuyor. Siz çok diplerde dolaşıyorsunuz. Ama şimdi onların bulutların üzerinde değil, yeryüzünde duran insanlar olduklarını gördünüz. Onların size göğün yücelerinde süzülüyormuş gibi görünmelerinin nedeni sizin yedi kat çamurun içine debelenmenizdi. Onların durduğu yer erişilmez bir yer değildir aslında. Herkes o yükseklikte durmalıdır, durabilir de. Sizin de benim de kendilerini asla erişemeyeceğimiz üstün kişilikler bunlar gibi değildir benim zavallı dostlarım. Ben size bunlardan birinin profiline ait hafif bir çevre çizgisi gösterdim o kadar. Gördüğünüz gibi hatlar tümüyle değişik. Kendilerini ayrıntılı olarak çizdiğim öbür insanlara ise eğer isterseniz erişebilirsiniz. Bunun için kendinizi geliştirmeniz gerekir. Şunu unutmayın ki onlardan aşağı duran herkes aşağılıktır. Hadi dostlarım, derinlerinde debelenip durduğunuz yedi kat çamurun içinden doğrulup kalkın. Evet, hadi kalkın. Bu o kadar zor bir şey değil. Mutlu bir yaşam sürmek için ışıklı aydınlık dünyaya çık. Buraya uzanan yol bakın nasıl da göz alıcı, gönül çelici ve nasıl da kolay. Gelişme. Bu yolun adı gelişme. Çevrenize bakın, izleyin, düşünün. Yaşamın tertemiz tatlarını, insanın iyi ve mutlu olabileceğini anlatan yazarlar var. Onların kitaplarını okuyun. Evet, okuyun bu kitapları. Çünkü bu kitaplar insanın yüreğini sevinçle doldurur. Yaşamı izleyin. Yaşamı izlemek son derece ilginçtir. Düşününüz. Düşünmek çok çekici, sürükleyici bir şeydir. Evet hepsi bu. Sizden ne bir şey vermeniz ne bir şeylerden yoksun olmanız isteniyor. Hayır gerek yok bunlara. Yalnızca mutlu olmayı istemek. Bunun için gelişmenize büyük bir zevkle özen göstereceksiniz. Çünkü mutluluk gelişmededir. Ah gelişmiş bir insanı ne tatlar bekler. Hatta bir başkasının kendinden bir şeyler verme diye niteleyerek acı duyduğu şeyleri o isteklerinin yerine getirilmesi olarak duyumsar, tat duyar bundan. Hele yüreği Sevinçlere öylesine açık ve sevinçlerle öylesine doludur ki yine siz bilirsiniz ama bir deneyin derim ben. Gelişmişlik gerçekten güzel bir şeydir.